Melike Hanım, sizin son sözlerinizi alalım. Evet, son kısaca bir özet yapayım. Şimdi ben Ebru Hocam'ın söylediği bir şeye tekrar parmak basmak istiyorum. 25 senelik sektör profesyoneliyim. Ben konaklama ve yiyecek içecek teknolojileri alanında uzmanım ve 5 senedir Özyeğin Üniversitesi'nde IT ve konaklama teknolojileri dersi veriyorum ve bunu bir aslında give back projesi olarak yapıyorum. Yani hiçbir beklentim yok. Gerçekten sektörde edindiğim deneyimleri, işin pratik tarafını çocuklara aktarmak ve sektör profesyonellerinin teknoloji eksiklerini bildiğim ve deneyimlediğim için bu eksikleri anlatabilmek, öğretebilmek istiyorum. Bunu daha çok insanın yapması lazım bence. Bu çok büyük bir katkı. Yani bunun nasıl bir katkı, nasıl bir fayda sağladığını bizzat deneyimledim. O yüzden sektör profesyonellerinin aldıklarını biraz vermeye başlaması gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Sektörün akademi ile çok yakın iletişim halinde olması lazım. Teknoloji tedarikçilerinin, turizm teknolojisi tedarikçilerinin uygulamalarını, sistemlerini üniversitelere açması lazım. Turizmci yetiştiren kurumların bu teknolojilere erişiminin olması birinci şart bence. Ve her türlü gelişmeyi de akademisyenlerle paylaşacak ortamların bulunması lazım. Diğer yandan mesela yapay zekadan bahsediyoruz hep. Yapay zeka kendi içinde çok karmaşık bir teknoloji aslında. Anlamak kolay değil yapay zekayı ama yapay zeka konuşurken yapay zekayı bir programcı gibi anlamaktan bahsetmemeliyiz. İş insanlarının bu teknolojilerle ilgili temel bilgiye sahip olması, potansiyel kullanım alanlarını, bunların iş pratiklerine nasıl uygulanabileceğini kavraması gerekiyor. Bunun için de yine turizm özelinde söyleyeceğim. Sektörel kurumların, birliklerin bu paylaşımları sağlayacak programları gündemlerine almasını önererek sözümü bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Buradaki herkesle birlikte olmak da benim için gurur vereceği de çok teşekkürler. Evet, şimdi Melike Hanım dedi ki özellikle sektör profesyonelleri, yani sonuçta hepimiz bu ülkede doğduk. Bu ülkede tüylendik, öğrendik, geliştik, değiştik. Ama bilgi ve deneyim biriktirdik. Bunları diyor herkes geri vermesi lazım. Aslında bu bir ibadet gibi bir şey. Mesela ben bugün bunun için buradayım. Seviyorum çünkü öğreniyorum. Ama sürekli topladığımız bilgiyi de bir şekilde bilgiyi isteyen insanlara aktarıyoruz. Yani aldığını geri ver diyor. Öğrendiğini geri ver. Bu çok önemli. Bir de dijital süreçler ve yapay zeka gibi hususların mutlaka iş pratiklerine aktarılması gerekiyor dedi. Yani çünkü teoriyle pratik buluşmazsa hiçbir anlamı olmuyor tabii. Yani sonuçta hani eylem doğurmuyor ve bir sonuç ortaya çıkmıyor. Bu da çok önemli dedi.